Da bizim hem edebi anlamda hem sosyal anlamda, toplumsal anlamda terminolojinin hafızamıza girişi 19. yüzyılın ortaları gibi görülüyor değerli arkadaşlar. Peki modern kavramı, modernite kavramı tarihsel süreç içerisinde neredeydi, nereden geldi, batıya nasıl ulaştı? Biraz bundan bahsederek sürece başlayalım. Batı'daki terminolojilerin genellikle kaynağı bildiğiniz üzere çoğunlukla Latince arkadaşlar. Bu manada modernite kavramı da, modernizm kavramı da Latinceden gelmekte. 5. yüzyıla kadar genellikle Latince'de çok yaygın olan bir kavram değil değerli arkadaşlar. Eski dönemlerinde yani bundan 3000 yıl önce, 4000 yıl önce gibi süreçlerde biz modern kavramını, modernite kavramını çok görmüyoruz. Daha çok Neoterikus olarak isimlendirilen yenileşme ismi kullanılmakta. Ama 5. yüzyıldan itibaren ise Latince'de modern kavramını görüyoruz. Modern kavramı yeni, daha yeni olmuş, yeni süreç içerisinde vuku bulmuş anlamında kullanılıyor. Genellikle de dil formu içerisinde, şimdiki zaman grameri içerisinde kullanılan bir içerik. Hatta anahtar kelime olarak da biz bunu niteleyebiliriz modern kavramının Latince grameri adına. Şimdi anlamda biz şimdi yeni ya da eski kavramlarını tezatlaştırarak kullanıyoruz. Latince'deki bu kavramın zıttı antik arkadaşlar, yani eski anlamında, geçmiş anlamda, mazi anlamında antik kavramı kullanılıyor. Türevleri açısından modernitas var. Modern zamanlar olarak isimlendirdiğimiz, moderni dediğimiz bir terminoloji var. Bugün manasında değerli arkadaşlar. Köken olarak da mod kelimesiyle daha sonra süreç içerisinde birleşiyor, bütünleşiyor. Mod kelimesi usul, yöntem demek arkadaşlar. Aslında mod artı hadriyas ismiyle birleşerek günümüze gelen bir kavram. Modernlik kavramını, modernite kavramını biz 5. yüzyılda gördüğümüzü ifade etmiştik. Batı özelinde ise değerli arkadaşlar 10. 11. yüzyıldan itibaren çok daha fazla, çok daha sık görmeye başlıyoruz. Tabii modernitenin, modernizmin süreç içerisindeki gelişimi arkadaşlar 11. yüzyılda vuku bulmaya başlıyor. Özellikle işte 1200'lerde Magna Carta'nın oluşumu modern yani yeni diyebileceğimiz bir süreci tetikliyor. Magna Carta ile biliyorsunuz yürütmenin toplumsal anlamdaki bir grupla paylaşıldığını, yönetimin bu manada güç özelinde paylaşıldığını biliyoruz. İlk hareketleri yani modernizmi oluşturan ilk kavramlar değerli arkadaşlar. Süreç içerisinde Magna Carta'nın oluşumu 1215'te oluşuyor. Daha sonra işte İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethine istinaden Orta Çağ'ın kapanması, yeni ticaret yolları, ticaret yollarıyla birlikte oluşan ekonomik gelişim modern kavramını, modernizm kavramını oluşturuyor. Süreç içerisinde literatürde biz modernizm kavramının modernite ile kıyaslandığını görüyoruz. Peki modernizm ve modernite nedir? Modernite kavramı için genellikle erken modernizm ya da erken modernlik olarak değerlendiriliyor. İşte 12. 13. yüzyıldan tutun sanayileşme devrinin başladığı 17. 18. yüzyıla kadar geçen süreye modernizmin ilk dönemi yani inşa olduğu dönem olarak bakıyoruz ve bunu modernite olarak nitelendiriyoruz. Tabii bu süreçte izm dediğimiz o sistematik bir yapıya henüz kavuşmuş değil. Yani 11. 12. yüzyıldan 17. yüzyılın ortasına 18. yüzyılın başına kadar biz modernite kavramıyla karşı karşıyayız. Sonrasında ise arkadaşlar 17. yüzyılın sonrasında işte 18. yüzyılın başı gibi İkinci Dünya Savaşı'nın oluştuğu yani yaklaşık 250-300 yıllık dönem için modernizm kavramını kullanıyoruz. Tabii bu kavramlar, terminolojiler birbirini üreten, değiştiren, dönüştüren kavramlar.
Hemen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da modernizm ve postmodernizmden bahsedeceğiz. Postmodernizm tabii bizim alanımız değil. Gelişim süreci bu. Yani Batı'daki değişim ve dönüşümün ne kadar köklü olduğunu, ne kadar uzun bir süreç içerisinde bu modernlik kavramının yapılandırıldığını görme adına bunu işaret ettik değerli arkadaşlar. Tabii Batı'da İstanbul'un fethi yani 15. yüzyıl, 16. yüzyıl itibariyle çok sık kullanıldığını belirttik. Bunda Batı'nın toplumsal anlamda işte kiliseye tabi olması yani teolojiye tabi olması, din kurumuna tabi olması oldukça baskın bir şekilde öne çıkıyor. Din kurumu tabii toplumu yöneten, yönlendiren, dogmatizmi yeniden üreten ve topluma kabul ettiren, kısacası bir hegemonya kuran yapıyı işaret ediyor. İstanbul'un fethinden sonra belirli değişimler, dönüşümler oluyor. İşte ticaret yolları değişiyor. Bu manada siyasi anlamdaki işte kalelerin fethedilebilir hale gelmesiyle birlikte siyasal yapı tekrardan dönüşüyor. Doğal olarak kilisenin yapısı arkadaşlar artık sorgulanmaya başlanıyor ve bizim süreç içerisindeki akılcılık ya da rasyonalizm diye tabir ettiğimiz bir çerçeve oluşuyor. Tabii bu rasyonalizm olarak ifade ediyoruz modernizmi oluşturan yapı için ama aslında içerisinde bir pozitivizm var. Tanzimat edebiyatında da birçok aydının, entelektüelin mensup olduğu düşünce akımı olarak biz görüyoruz. Pozitivizm biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Geçen hafta da yine dinleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Genellikle beş duyu organıyla algılanabilen bilgiyi gerçek bilgi olarak kabul ediyor. Beş duyu organı dışında elde ettiğimiz metafizik bilgi ya da kuramsal anlamda düşünsel bilgiyi kabul etmiyor. Dolayısıyla kilisenin üretmiş olduğu din formu ya da bu dinlerle alakalı teamüllerin reddine yönelik bir oluşum, düşünsel altyapı oluşuyor ve buna biz modernleşme, yenileşme diyoruz. Yani modernizmin aslında tabanında o moderniteden geçişteki süreçte bir reform, Rönesans süreci olduğunu da biz burada vurgulamış olalım. Tabii pozitivizmin öne çıkmasında değerli arkadaşlar, o döneme kadar yani Rönesans ve reform döneminde modernizmle pozitivizmin birleşmesinde bilgi birikimi oldukça önemli. 1750'lere kadar, 1800'lere kadar Batı bilgi tasnifini İslam dünyasına göre ya da İslam alimlerinin yapmış olduğu tasnife göre gerçekleştirmekte. İngilizlerin yazmış olduğu bir dünya tarihi var. 75 ciltten oluşuyor. Buradaki dünya tarihini İngilizler modernite öncesinde, modernizm öncesinde, İslam öncesi ve İslam sonrası şeklinde sınıflandırıyor. Hemen arkasından Fransızlar bu tarih algısına, tarih kültüne bir ekleme yapıyor. Fransızcaya çeviriyorlar. Tabii bu süreçte 18. yüzyılın getirmiş olduğu işte o ticaret yollarının değişimi, siyasi anlamdaki değişim, dönüşüm, kilisenin baskınlığının azalmasıyla birlikte toplumdaki düşünce yapısı ve bilgi birikimi farklılaşıyor değerli arkadaşlar. Daha zengin bir yapıya ulaşıyor. Almanlar bu manada Kant'la birlikte modernizmi şekillendiren, modernizmin önemli bir sac ayağını oluşturan toplum olarak dikkat çekiyor. Diyor ki biz artık hem teknik anlamda İslam dünyası ve İslam akademisi diyeyim bu akademiye üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Bu manada 18. yüzyıl itibariyle hem sanayileşme hem de toplumsal anlamdaki değişim, dönüşüm, dünyanın yönetimindeki bu ivme batıya kaydı. Biz artık tarih tasavvurunu modernizm çerçevesinde tanımlamalıyız diyorlar ve Kantçı bir yaklaşımla
tarihin değişimini, dönüşümünü modernizmle şekillendiriyorlar arkadaşlar. Artık tarih modernlik algısıyla İslam öncesi ve İslam sonrası değil, doğrudan Batı'nın şekillendirdiği terminolojiyle ya da zaman periyodiyle yönlendirilmeye başlıyor. Buradan sonrası aslında Batı'nın nasıl süreci ele aldığı ya da nasıl değerlendirdiğiyle ilgili. 18. yüzyılın başına kadar biz kendi şimdimizi sürece dahil edebiliyorduk. Yani tarih anlamında dahil edebiliyorduk ama artık 18. yüzyıl başladıktan sonra özellikle 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'i, işte 2. Mahmut'un da Yeniçeri'yi değiştirip dönüştürme, ortadan kaldırma çabasıyla birlikte modernizm çabaları Osmanlı'da kendisine yer buluyor. Tabii 16. yüzyılda biz Türk modernleşmesi adına ilk hareketleri biliyoruz. Bu manada işte 4. Murat dönemindeki Koç Risalesi'ni biliyoruz. Yönetim anlamında bir değişimden, dönüşümden den vuran bir içerik. Yine süreçte kitlesel olmayan, bireysel olan fermanlar mevcut. Bu anlamda risaleler mevcut. Fakat organize bir şekilde yenileşme, asrileşme ya da modernleşme diyeceğimiz bir süreci göremiyoruz değerli arkadaşlar. Bunun ilk görüldüğü, organize bir şekilde görüldüğü dönem 3. Selim dönemindeki Nizam-ı Cedid'in oluşturulması ki bu dönemde askeri anlamda bir modernleşmekten bahsedebiliriz. Batı tarzındaki okulların kurulmasından bahsedebiliriz. Hemen akabinde 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırılması sürecin gelişimi ve değişimi dönüşümü adına oldukça önemli aksiyonlardan birisi. 18. yüzyılda değerli arkadaşlar bu dönem içerisinde yani Batı bakın tarih algısını değiştirdi, dönüştürdü. İşte daha önce İslam öncesi ve İslam sonrası şeklinde tarihi sınıflandırıyordu ama artık 18. yüzyıl itibariyle bu sınıflandırmanın son bulduğunu ifade ettik. Süreçte tabii matbaa gibi çok önemli bir icat var değerli arkadaşlar. Yani modernizmin topluma yayılışı ya da modern olarak tabir edilen düşünce sisteminin topluma aksettirilmesinde matbaa gibi çok önemli bir icat var ve matbaanın bir süreçte maalesef kullanılamadığını ya da yaygın bir şekilde kullanılamadığını görüyoruz. Doğal olarak Batı'daki düşünce sisteminin, değişimin, topluma yansımalarının Osmanlı'da tabana aksettirilmesi anlamında bir eksiklik olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü matbaanın etkisiyle toplumda özellikle Batı'da düşünce sistemi tamamen değişti arkadaşlar. İşte 1750'lerde o erken kapitalizmin başlaması, sonrasında sanayi devriminin ortaya çıkışıyla birlikte toplum artık düşünce sistemini ve üretim sistemini değiştirdi ve artık kırsal kesimden kentlere, şehirlere doğru bir göç oluşmaya başladı. Bu matbaanın topluma kazandırdığı hem ekonomik anlamda hem düşünsel anlamda önemli bir kazanım artı. Yani çağın gereklerine göre o erken kapitalizmin ya da sermayenin topluma aksettirilmesi anlamındaki en önemli çıktılarından biri olarak düşünebiliriz. Tabii bu Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarına doğru oluşacak olan bir durum. Matbaanın doğal olarak da basın yayın organlarının kamuoyunu yönlendirmenin bir aracı olarak kullanıldı. Buradan yaklaşık bir 100 yıl, 150 yıl gibi bir eksiğimiz oluştu. Tabii sermaye birikiminden bahsettik değerli arkadaşlar. Batı'nın modernleşmesinde öncelikle bir yönetim sistemi var. Yani sadece biz modernleşmeyi, Osmanlı dönemindeki modernleşme algısını yönetim üzerinden algılıyoruz ya da askeri sistem üzerinden algılıyoruz. Fakat Avrupa'da modernleşme algısı doğrudan yönetimle halk arasındaki o bir bariyer diyebileceğimiz ya da teması kuran bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Aslında modernleşmeyi onların ileriye götüren
yapısı olarak ifade edebiliriz. Buradaki bu aradaki yapıyı biz burjuvazi olarak nitelendiriyoruz arkadaşlar. Burjuvazi yani ticari anlamda hem sermayeyi hem erken kapitalizmi doğrudan kapitalizme dönüştüren yapı olarak işaret edebiliriz. Bizde tabii burjuvazi gibi bir düzen yoktur 17. 18. yüzyılı düşündüğümüzde. Doğrudan devletin içerisindeki bürokratlar var. Bürokratlar eliyle tekil diyebileceğimiz bir işleyiş var arkadaşlar. Topluma doğrudan yansıyan bir durum yoktur. Toplumun zaten böylesi bir ihtiyacı ya da buna yönelik bir talebi de yoktur. Çünkü üretim sistemi, batıda değişen ekonomi bunlarla alakalı haberdar olan bir toplumdan bahsetmek çok mümkün değil. Doğal olarak değerli arkadaşlar biz süreç içerisindeki bu alışverişlerimizi Osmanlı özelinde bürokrasiyle yapıyoruz. Yani işte tercüme büroları kuruluyor. Yabancı dil eğitimi anlamında 3. Selim döneminden başlamak üzere çeşitli elçiler gönderiliyor. Yabancı dil öğrenimi özendiriliyor. Ama bunlar tabii devletin tepesi diyebileceğimiz ya da bürokrasiyle sınırlı kalan içerikler. Bu manada yani işte 1800'lerde süreci ele aldığımızda 3. Selim ve 2. Mahmut dönemini gözettiğimizde biz sadece bürokrasiyi ele alabiliyoruz ya da bürokrasiden kasıt işte askeri sınıfı değiştirip dönüştürdüğümüzü söyleyebiliyoruz. Fakat bunun süreç içerisindeki topluma yansımalarını, çıktılarını göremiyoruz. Tabii tam 19. yüzyılın işte o başında biliyorsunuz 2. Mahmut'la birlikte fes takılması vesaire toplumsal anlamda çeşitli tartışmalara sebebiyet veriyor. Önce gavur padişah olarak nitelendiriliyor. Modernlik algısı anlamında o fesi getiriyor değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu bağlamda 19. yüzyılın başlarında işte modernleşme topluma ya da toplumsal sayıklara sirayet ettiğinde en fazla karşılaştığımız tartışmalardan birisi. İşte modernleşeceğiz mi yoksa batılılaşacağız mı gibisi. Bu içeriklerin değerlendirildiğinde biz önümüzde önemli bir sorunsal ya da sorun yığını görüyoruz. Bunun cevabını veremiyoruz. Yani Batı'nın tekniğini mi alacağız? Ahlakını almadan bunu nasıl başaracağız? Bununla alakalı bir ihtilaf olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu 19. yüzyılın hemen başındaki hem eğitimdeki Batı tarzı okulların kurulması, laik okulların, laik sistemde eğitim veren okulların kurulması önemli bir süreci de başlatmış oluyor. Yani domino taşı etkisi yapıyor. Yani Batı'nın bugünkü tekniğini oluşturan şey aynı zamanda onun ahlakını da inşa ediyor değerli arkadaşlar. Bu ikisini ayırmamız mümkün değil. Tekniği Batı'dan alalım fakat işte ahlak anlamında, hukuk anlamında şartlı kalalım ya da özgün kalalım diyemiyoruz. Bu manada tekniği, ilmi, uluslararası anlamda bir fikri piyasadan almak ama aynı zamanda özgün kalmak maalesef mümkün değil. Bunu yaşayarak görüyoruz. Bunun yerine biz ancak modern ya da çağdaş diyebileceğimiz bir düzey var. O düzey çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. O seviyeye tabii erişmek için de sanat ve hukuk anlamında, ahlak anlamında, diğer alanlarda yaratıcı olmamız gerekiyor. Ki bunu Hilmi Ziya Ülken de ifade eder değerli arkadaşlar. Yani 18-19. Yüzyıla kadar şöyle bir düşünün. İşte modernizmin biz başlangıcını 13. yüzyıldan 1215 Magna Carta'dan başlattık. Adamlar işte reformu, Rönesans'ı yaşadı. Aydınlanma çağıyla başka bir döneme geçti. Mimariyi değiştirdi. Ticaret yolları değişti. Böylece ekonomik sistem, üretim sistemi başka bir düzleme geçmiş oldu. Ve biz toplumsal anlamda bu sürece genellikle seyirci kaldık. Yani bir reaksiyon gösterme anlamında ilk hareketleri
18. yüzyılda, 19. yüzyılda gördük ki zaten o duraklama dönemini tarih metodolojisi içerisinde biz 1600'lerden başlatmaktayız değerli arkadaşlar. Haliyle Batı'nın yani 300 yıllık bir süreçten geçerek ki bu sürece biz modernite diyoruz. Henüz modernizmin oluşmadığı bir dönem. 300 yıl modernite dönemi, 300 yılda işte modernizm döneminin olduğunu görüyoruz ve doğrudan kendi zihin dünyamızdan, düşünce dünyamızdan üreterek oluşturduğumuz kavram, terminoloji ya da düşünce oldukça az değerli arkadaşlar. Tabii bu düşünce anlamında siz kendi tanımlamalarınızı, kendi terimlerinizi, kendi kavramlarınızı oluşturmadığınızda sizi tanımlıyorlar ya da sizin tanımlarınızı çiziyorlar. İşte o dönemki bürokraside kurtuluşu batılılaşma ya da modernleşme diyebileceğimiz süreçte aramaya başladı. Fakat bu süreçlerden geçmeyince hem pozitivizm anlamında hem de tarih metodolojisi anlamında onların çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalmaya mecbur kaldık değerli arkadaşlar. Tabii bu süreçte yani 19. yüzyılın başında modernizmi ve modern düşünceyi Osmanlı'ya dahil etme fikriyatıyla oluşan bir sorun ya da sorunsaldan bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Tabii bu sorunsal oluşturan çeşitli yanılgılar var. Bu yanılgılardan ilki Batı kimliği düzenlemeleriyle sürecin ikame edilebileceği, yani biz modernizm adına Batı'daki düşünce, fikir, kavram, olguları Osmanlı toplumuna getirdiğimizde ya da yönetime getirdiğimizde kurtulacağımıza yönelik bir algı vardı. En önemli yanılgılardan birisi de arkadaşlar, yani evet modernleşmeye çalışıyorduk 19. yüzyılda. Buna yönelik işte eğitimde çeşitli reformlar yapılıyordu. Askeri anlamda 100 yıl öncesinden yapılan düzenlemeler, ıslahatlar vardı. Fakat kaçırdığımız en büyük nokta bu anlamda sermayenin oluşumu. Yani bugün bir medeniyet tasavvur edeceksek biz sermayeden, ekonomiden ayrı bunu düşünemeyiz. İşte klasik bir motto vardır. Kültürel iktidar olmadan siyasal iktidar muktedir olamaz diyoruz. Yani kültürel anlamda güçlü olmadığınız sürece siz kültürel alanda güçlü olmadığınız sürece siyasal iktidarı uzun süreli tutamıyorsunuz. Ya da toplumları manipüle etme anlamında, domine etme anlamında uzun süreli bir nefese sahip olamıyorsunuz. İşte bu da sermaye ile, yani erken kapitalizm döneminde o üretim sisteminin değiştiği, dönüştüğü dönemde edilgen kalan Osmanlı ekonomisi olarak niteleyebiliriz. Bu manadaki önemli eksikliklerimizden, en büyük yanılgılarımızdan birisi olarak bu karşımıza çıkıyor. Tabii modernleşme anlamında devlet erkanı özelinde bireylerin çıkarları gözetiliyor arkadaşlar. Yani doğrudan toplumun ya da devletin faydasından ziyade kişilere bağlı kalıyoruz. Ya da işte matbaa örneğinde olduğu gibi belirli bir grubun düşüncesine ya da çıkarlarına göre hareket etmek durumunda kalıyoruz ki bu yönetim anlamında, otorite anlamında da bir zafiyetin oluştuğunu ortaya koyuyor. Sermaye ile kapitalizmle ya da üretim sistemiyle değişen, dönüşen dünyaya yabancı kaldığımızı özellikle vurgulamıştım. Bu büyük bir çelişkiydi. Çünkü Batı'dan aldığımız, transfer ettiğimiz bu tip kavram ya da terminolojiyi biz uygularken evet işte eğitimde uygulayabiliyoruz. Toplumda belli bir nebze uygulayabiliyoruz ama işte bu sermaye dediğimiz, yani yerli anlamdaki sermayenin oluşmaması bizim özgün kimliğimizle süreci yapılandırıp ve toplumu, devleti işler hale getirme noktasındaki çabamızı boşa çıkarıyordu. Burada da başka bir noktaya değinmemiz gerekiyor. İşte biz modernleşmek mi yoksa batılılaşmak mı? Bu ikisi arasında çok çok önemli bir çelişki yaşıyoruz. 18. yüzyıl özelinde işte özellikle 2. Abdülhamit Tanzimat Fermanı sonrasındaki
oluşan tercüme ofisi, Batı'ya gönderdiğimiz isimler, Batılılaşma ve modernleşme arasında çok büyük bir yanılgı, çelişki yaşıyordu. Bu sürece kadar gelen önemli sorunlarımızdan üçünü, dördünü ben zikretmiş oldum. Özetlemek, vurgulamak gerekirse, Batı'nın modernizmi yaklaşık 700 yılda, 800 yılda yapılandırdığını, işte bunun akılcılık anlamında pozitivizmi ortaya çıkardığını belirtmiş olduk. Modernite ve modernizmin ayrı ayrı iki kavram şeklinde incelendiğini ifade ettik. Siyasi anlamda çeşitli süreçlerden geçtiler, teolojik anlamda reformu yaşadılar, sanat anlamında Rönesans'ı yaşadılar, merkantilizmi, erken kapitalizmi yaşadılar ve tüm bu uzun metrajlı süreçte toplumun yaşayabileceği ya da bu saydığımız başlıkların yaşayabileceği kavramlara, durumlara yönelik oluşabilecek sorunlara cevaplar hazırlandı ve yaklaşık 600 yılın sonunda bu süreci inşa ettiler. Terimi, terminolojiyi, kavramları bizi tanımlamaya başladılar ve 2. Abdülhamit'le birlikte biz 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ile birlikte aydın boyutunda doğrudan modernizme dahil olmaya başladık. Devlet ilk defa bu kadar sert bir şekilde eleştirilmeye başlandı. Hem iç hem de dış anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda, eğitim anlamında çok çok geniş yelpazeli faktörlerle yüzleşmeye başladık ve aydınların sürece dahil olduğunu biliyoruz. Burada işte Tanzimat dediğimiz o edebi sürecin başladığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Tanzimat edebiyatıyla modernizme biz neler kattık ya da modernizm bize, bizim mefkuremize, medeniyet algımıza neler kattı? Buradan sonraki kısmı Muhammed Hocam'a devrediyorum. Hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Yani tarihi arka planı büyük oranda ortaya koydunuz. Aslında benim söylemek istediğim şeyleri özlü bir şekilde söylemem için bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu kısım, sizin anlattığınız kısım, temel teorik kısım ve bilinmesi gereken kısım. Zaten Türk Akademisi de buraya kadar, evet, bu alanda derinlikli çalışmalar yaptık. Türk modernleşmesinin kaynakları konusunda gerek tarihçilerimiz, gerek edebiyatçılarımız azımsanmayacak bir birikim oluşturdular. Şerif Mardin'den tutun, işte Hilmi Ziya Ülken'e kadar. Bugünün düşünürlerin de hep kaynağı Tanzimat olmuştu. Bu bakımdan bizim bugün ihtiyacımız olan şey şu, bu benim şahsi kanaatim. Başka türlü bir okuma yapmak, artık inşa edilen metinlerin yerine oturduktan sonra bunu yorumlama biçimlerimizin farklılaşması gerekiyor. Yani temel sorumuz şu olmalı, başka türlü bir Türk ilerlemesi, Türk modernleşmesi mümkün müydü? Mümkün olabilir miydi? Bunun dışında bir yol var mıydı? Şimdi buna cebri bir tarih algısına göre cevap verecek olursak şöyle deyip işin içinden çıkabiliriz. Bu kolaycılık olur ve bizim aydınımız kolaycıdır bu konuda. Tarihteki her şey olması gerektiği için olması gerektiği şekilde olmuştur ve bitmiştir. Bunun sase, dilek, şart kipiyle çekimlenmiş hiçbir düşünce bu sonucu değiştirmez gibi bir kolaycı bakış açısı getirebiliriz. Evet, bugünden baktığımız zaman hiçbir şeyin, geçmişte olmuş hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama biz biliyoruz ki insanlar tarihi ya da işte geçmişi geleceği yönlendirmek için okumaya tabi tutarlar.
Eğer bugünden okumamızı sağlam yaparsak, yeni bakış açıları geliştirebilirsek, geleceğin farklı bir biçimde biçimlenmesini sağlayabiliriz. Burada konuştuğumuz şey geçmiş değil bu bağlamda. Konuştuğumuz şey gelecek. Ben Tanzimat dönemini ya da Türk modernleşmesinin şu ana kadar çeşitli mecralarda dediğim gibi ortaya konulmuş eserlerde, evet hepsi kıymetlidir, söyleyeceğimiz şey tarih algısını yerle bir edecek düzeyde şeyler değildir. Ama bazı çelişkilerin, bazı ön yargıların okuma biçimimize sirayet ettiğini söylüyorum. Bunu siz de ifade ettiniz. Çünkü bu okuma biçimini oluşturan zihin yapısı Batı'nın oluşturduğu bir zihin yapısı. Yani bugün bizim bilimsel olarak ifade ettiğimiz düşünme biçiminin bile kurallarını belirleyen Batı dünyası. Bu kuralları belirleyebilir duruma gelmek için. Yani burada şöyle bir hevesim yok. Evet, biz muktedir olalım. Tekrar eski günlerimize geri dönelim. Dünyaya hükmedelim. Bilimsel açıdan da, kültürel açıdan da hükmedelim. Ama bunu söylemeye çalışmıyorum. Söylemeye çalıştığım şey tarihin doğal akışını manipüle edilmeye çok açık olduğu. Yani bu modernizm sürecinden itibaren algılarla, insanların algılarıyla, yarattığımız tarih algısıyla, inşa ettiğimiz tarih bilinciyle bu Batı'nın haksız hakimiyetini. Çünkü Batı'nın haksız hakimiyeti nedir? Yani bu klasik bir Batı eleştirisi değil. Batılılar da Doğullar da bugün dünyanın geldiği yerden memnun değiller. Biz doğudaki insanlar da emperyalizmden ve bunun sonuçlarından mustarip. Biz Suriye'nin böyle olmasını biz istemiyorduk. Ya da doğanın böyle olmasını aklı selim kimse istemiyor dünyada. Bunların temel sebebi Batı'nın geliştirdiği emperyalist düşünce, pragmatik mantığın tarihe hükmetmesi. Bu dünya için doğru bir şey değil. Başka türlüsü de olabilir. Nasıl ki biz tarihte şöyle diyebiliyorsak, ya evet, II. Mahmut bu yenileşme hareketlerini yapmasa idi başka türlü olurdu. Evet, onun yapmış olması bir şeyi değiştiriyor. O zaman yapılmamış olan şeyler de bir şeyleri değiştirmiş. Bizim bunları okumamız lazım. Ama bizim edebiyat tarihçilerimiz de sürekli kolay olan Batı'nın bize dayattığı batılılaşma motifi üzerinden tarihimizi okumaya tabi tutuyoruz. Yani en basit örneği şudur. Mesela rahmetli yakın zamanlarda vefat etti. Türk Akademisi için çok kıymetli birisiydi. Mehmet Genç Hoca, Osmanlı iktisadı ile ilgili görüşlerinde bizim bu batıcı paradigmanın dışında bir şeyler fark edebilmemizi sağlıyor. Yani basit manada 15 sene verip üzerinde düşünerek çıkardığı cümle şu. Biz hep şöyle diyoruz. Osmanlı modernleşemedi. Osmanlı batılılaşamadı. Bu yüzden yıkıldı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti yeterince batılı olduğu için kurulabildi ve batılı olabildiği sürece yaşamına devam edecek. Şimdi bu olası bir durum değil. Yani dünyadaki hiçbir milletin varlığı başka bir kültürün varlığına bağlı olamaz. Dünyada işler böyle yürümez. Yani doğuda ağaç yetişirken bir doğal ortamında batıdaki ağacın nasıl yetiştiğine bakarak yetişmez. Kendi doğal şartları içerisinde, kendi iklimi içerisinde özgün bir biçimde yetişir. Hocam, burada o zaman bizim batılılaşma ve modernleşme gibi iki önemli sorunsalımız var.
Tanzimat dönemindeki aydınlar, aydın ayrımını daha sonra konuşacağız. O zaman daha çok batılılaşma üzerinde mi yoğunlaştı, yoksa biz modernleşme üzerine mi konsantre oldular? Hayır, batılılaşma üzerine konsantre oldular. Burada da şöyle bir şey var, çok ilginç bir şekilde. Mesela şu noktadan bir başlayıp tekrar devam etmek istiyorum. Mesela matbaa konusunda. Matbaanın evet bizim sürekli aydınımızın bugünden okurken şöyle söylediği şey şu, çok kolaycı bir şey. Matbaa bize geç geldi, bu yüzden biz geri kaldık, Avrupa'yı yakalayamadık. Hayır, matbaa bize geç gelmedi. Matbaa bize işte dediğiniz gibi aslında 100 sene bir fark var yok. Çünkü İstanbul'da Yahudilerin, Rumların matbaaları vardı. Matbaaya karşı gösterilen direnç de şu gericilikten ya da istemezlikçülükten değildir. Şundan dolayıdır. Bizim için, İslam dünyası için ezber üzerinden ilerleyen ve aktarılan bilgi kitabi bilgiden daha önemlidir. Bunu biz Kur'an'ın aktarılmasında görüyoruz. Mesela Kur'an yazıya geçirilmesi de zor bir süreç olmuştur. Neden? Çünkü yazıya geçirildiği zaman Arap alfabesi Arap ifadesini karşılayabilecek kadar gelişkin bir alfabe değildi. Dolayısıyla söylenerek aktarılan cümleler, kelimeler yazılı kelimelere göre daha güvenilirdi. Eğer bir kavram üzerinde ihtilaf varsa iyi ezberi olan sahabeden bu ihtilaf çözülür. Yani bizde sözlü aktarım yazılı aktarıma göre daha güvenlidir. Bu dünyanın değişmesi söz konusu. Şartlar bu şekilde değil. Neden? Çünkü nüfus çoğalıyor ve herkesi siz bu biçimde enforme edemiyorsunuz. Dolayısıyla şu yanılgıdır. Yani Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşüktü. Dolayısıyla biz geri kalmıştık. Hayır, şimdi şöyle düşünün. Osmanlı'da bir köyde belki bir kitap var. Okuma yazma bilen bir kişi var. Ama onun diyelim ki enformasyonu mızraklı ilmihal ya da işte diyelim ki Kur'an sureleri o köydeki bütün çocuklara ezberletilmiştir. Dolayısıyla bu çocuklar okuma yazma bilmemesine rağmen bu formasyona sahiptirler. Biz bunu bugünden bakınca şöyle ancak koruyabiliyoruz. Diyoruz ki ya bilgelik sahibiydi Anadolu insanı. Hayır, Anadolu insanı böyle Tanrı'dan kendine gelen bir bilgelik sahibi değildi. Ama geleneğin sözlü aktarımın onun düşünce dünyasında çok kuvvetli bir yeri vardı. Bunun için kitaba ihtiyaç duymuyordu. Şöyle diyebiliriz, evet, Osmanlı'nın son döneminde okuma yazma bilen insan sayısı batıya göre çok düşüktür. Ama okuma yazma bilen insan sayısının iyi insan, nitelikli insan olması zorunluluğu o dönemde yok. Çünkü biz biliyoruz ki batının insanı canavarca emperyalist emellerine uygun bir şekilde işte bugünlerde tekrar gösterilir. İşte insanları hapsettiği hayvanat bahçeleri oluşturuyor. Zencilere yakın zamana kadar Amerika'da bugün de yaptıklarını biliyoruz. Evet. Hocam, sözünüze ek olarak, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Batı anlamında, emperyalizm anlamında işte Kantçı tarih açısından bir anekdot aktarmak gerekir. Kant dünya tarihini ve tarihi ele alırken işte teknik dediğimiz modernizm çıktısının bir pasta olarak değerlendiriyor ve tekniğe kim ne kadar katkısı varsa dünya tarihinde ve tarihte o kadar payı olacak gibi bir yaklaşım var. Hatta onlar bizim işte tarihte onlara yer verdiğimiz kadar var olacaktır diyor. Afrika'yı mesela o anlamda Kant'ın oluşturduğu o tarih çerçevesinde Afrika'ya hiçbir şekilde yer vermiyorlar ve bunun sebebinde teknik anlamda herhangi bir o günkü medeniyet algısına ya da onların medeniyet algısına katkıda bulunmamaları sebebiyle olduğunu ifade ediyor. Aslında bu tarihçi ya da tarih yazımı bugünkü anlamda emperyalizme doğrudan
entegre olmuştur diyebilir miyiz? Ya da resmi tarih, gayri resmi tarih anlamında bizim tarihçilerimiz ve Tanzimat özelinde, Türk modernleşmesi özelinde tarihçilerimizi bu açıdan nasıl değerlendirebiliriz? Evet, başka türlü düşünemediğimiz sürece bu tarih algısına biz mahkumuz. Başka türlü düşünmek gerekiyor. Mesela bugün de böyle. Bugün mesela insanlık tekrar bir ruh tufanı yaşadığını söylüyorlar Amerikalı bazı felsefeciler. Ve bu ruh tufanından insanlığın ancak teknolojiyle kurtulabileceğini düşünüyorlar. Yani o gemiyi, Nuh'un gemisini bugün teknoloji olarak algılıyor. Ama bu salgın süreci bize gösterdi ki teknoloji organik bir virüs karşısında her sorunun çözümü olarak bize ölümsüzlük getirmiyor. Evet, teknoloji bugün geldiğimiz noktada kolay transfer edilebilen ve ulaşabileceğimiz bir şey. Esas kaybetmememiz gereken şu soru şu bugün. Biz de Amerika gibi emperyalist olup çevremizdeki ülkeleri tekniğimizle sömürüp müreffeh bir ülke olarak yaşamayı mı tercih etmeliyiz? Yoksa yani Avrupa'nın Osmanlı'ya çarpışına kadar yaptığı şey budur. Hani evet, metroları yaptı, işte şehirlerini düzenli yaptı ama bunu nasıl yaptığını kimse sorgulamıyor. Osmanlı işte getirip Afrika'dan köle getirip kendi şehir altyapısını yapmadı. Keşke yapsaydı mı demeliyiz? Yoksa üçüncü bir yolu mu düşünmeliyiz? Yani dünyada evet adalet, eşitlik, gerçek, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama terminolojide olduğu için gerçek hümanizmin ne olduğunu mu idrak etmemiz lazım? Bu bağlamda düşünmemiz lazım. İşte Tanzimat Edebiyatı'nın bugünden edebiyatçılarımız da tarafından okunması sürekli bu batıcı bakış açısının çarpıklığıyla yani Osmanlı'nın başka çaresi yoktu. Osmanlı işte çok geriydi. Hayır, Osmanlı yıkıldığı gün bile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha büyük bir kültürel ve ne diyelim etki gücüne sahipti. Ki biz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin etki gücünü Osmanlı'dan aldığımız miras üzerine bina ettiğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani bizim algımız şu, evet, modernleşme ya da ileri gitme, ilericilik işte Cumhuriyet kurulana kadar yoktu. Hiç kimse Avrupa'yı takip etmedi. İleri noktada takip etmedi. Ondan sonra Cumhuriyet başladı. Birdenbire biz modernleştik. Çarşaf gitti. Biz işte modernleştik. Kadınlar dışarı çıktı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aynı çabalamayı biz Cumhuriyet öncesinde de yapıyoruz. Cumhuriyet sonrasında da yapıyoruz. Başarılı olduğumuz noktalar, başarısız olduğumuz noktalar objektif bir bakışla değerlendirilmeli. Yani bahsettiğimiz şey bu. Bunu edebiyat okumalarında da yapıyoruz. Ve yani çok siyasi tarihe girmeden aslında edebiyata girmek lazım biraz. Bunun ilk yansımasını biz Akif Paşa'da görüyoruz mesela. Akif Paşa'nın bütün derdi davası bence şudur. Artık Osmanlı Devleti'nin kendi evlatlarına sahip çıkamayacak derecede zayıfladığını Akif Paşa idrak ediyor. Dönemin tüm edebiyatçılarının aynı zamanda bürokrat olması bu konuda bize bürokrasiyle, Osmanlı modernleşmesiyle toplumsal yapı arasında ya da edebi yapı arasında bağ kurmamıza müsaade ediyor. Olay şu, bir İngiliz gazeteci var, ava çıkıyor. Ava çıktığı zaman yanlışlıkla olduğu söyleniyor. Tabii yanlışlıkladır diye tahmin ediyoruz. Ama şunun pervasızlığı var, insanların yaşadığı bir yerde ava çıkıp etrafa rahat rahat ateş edebilecek bir pervasızlık da var. Yani yabancı bir ülkedesiniz, düşünün, ben gidiyorum İngiltere'ye, av tüfeğim var, yerleşim alanlarında avlanıyorum, varsayalım ki oldu.
Ondan sonra ne oluyor? Bir çocuğu vuruyor yanlışlıkla. Çocuk ölüyor. Ve hemen tabii bu olay duyuluyor ve Akif Paşa'ya aktarılıyor. Akif Paşa bu olayı duyunca Churchill'in cezalandırılmasını istiyor. Tabii İngiliz Büyükelçiliği araya giriyor, devlet ricali araya giriyor. Churchill cezalandırılmıyor. Üstüne üstlük Akif Paşa azlediliyor. Tabii başka sebepleri de var azledilmesinin. Düşmanları çok. Osmanlı bürokrasisinde bu var. Azlediliyor ve tabiri caizse sürgüne gönderiliyor. Bu bir Osmanlı entelektüelinin yaşamındaki kırılmanın en büyük göstergesi. Biz bunu edebi metinler üzerinde işte Akif Paşa'nın meşhur Adem Kasidesi'nde bunu görüyoruz. Bu okuma dünyaya olan güveninizin sarsılmasıdır. Batı karşısındaki gerilemenizin farkına varışını ifade eder. Bunu fark ediyor. Peki olması gereken neydi? Bunu fark edip buna yönelik tedbir geliştirmek. Ama bunu fark edip buna yönelik tedbir geliştirmiyoruz toplum olarak. Hala geliştirmiyoruz. Yani bu batılı anlamda da olabilir. Yani ilerlemeyi kim kat etmişse, modernleşmeyi, tırnak içerisinde modernleşmeyi, ilerlemeyi, en ileri noktayı kim elde etmişse, evet bu toplum buna şeyi vardır mesela, enerjisi vardır. Bunu en açık şunda görüyoruz. Mesela batıdaki monarklar, devlet başkanları genellikle gericidirler. Yani statikocudurlar. Çünkü statiko kendi lehlerinedir. Ve bu statikonun kendi lehlerine kalması için yeniliğe karşıdırlar. Şimdi Osmanlı modernleşmesine bakıyoruz. Yenilikçiler, yeniliği başlatıcıların hepsi padişah. İkinci Mahmut. Şimdi ikinci Abdülhamit. Yani evet şu anda mesela biz ikinci Abdülhamit'i yerden yere vuruyoruz. Hatta yani arada söyleyeyim mesela Orhan Pamuk'un yeni romanı yayınlandı biliyorsunuz. İşte Veba Hocam. Evet. Herkes işte Atatürk'le alay mı ediyor, Atatürk'le dalga mı geçiyor diye söylüyor. Şimdi kitabı okuyanlar bakacaklar ki ikinci Abdülhamit'e alenen küfrediyor. Kimse ikinci Abdülhamit'in derdinde değil. Herkes küçük bir işte kol ağası Kamil'in derdinde. Tabii bunu şu manada eleştirmiyorum. Biz bunun kurgu olduğunu biliyoruz teknik olarak. Bunu Orhan Pamuk'un söyleyebileceğini, bazen de işte kendi meşrebince söylemesi gerektiğini de biliyoruz. Burada bir problem yok. Eleştiriyi bu şekilde yapmayacağım. Teknik bakımda eğer bir veba geceleriyle ilgili bir şey söylersem teknik bakımdan söyleyeceğim. Bu manada burada sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey de var, yine yeri gelmişken söyleyeyim. Veba gecelerinde aslında Orhan Pamuk'un bakışına göre bizim bugün yanlış bakan insanlarımızı örnekleyecek şekilde, tam batıcı, yanılgıya düşmüş bir aydını örnekleyecek şekilde şöyle bir şey var. Kitabı dikkatli okuyanlar görecektir ki kitapta veba falan yok. Salgın veba değil. Orhan Pamuk'a göre salgın doğu. Şark o anlamda. Evet, şark. Şarklı gibi düşünmek batı için veba. O düşünce bize gelmesin diye batılılar abluka koyuyor. O düşünce Osmanlı'ya gelmesin diye romandaki kurguya göre ablukaya 2. Abdülhamit de katılıyor. Şarklı düşünceyi veba gibi görüyor. Evet, şöyle diyebiliriz. O günkü enerjisini yitirmiş şark dünyasının düşüncesi tercih edilmeyecek bir düşüncedir. Buna katılıyoruz. İlerici olmak gerekir. Ama bu ötekileştirme sürecinde Doğu'nun bütün değerleriyle dünya tarihi içerisine mahkum edilmesini ve bütün dünya tarihinin Batı tarihi üzerinden, Batı düşünme biçimi üzerinden okunmasını gerektirmez. Biz bugün bu yanılgıyı kırmak zorundayız. Kendi tarihimize batılı gibi bakmamalıyız. Kendi tarihimize enerjisini kaybetmiş şarklı gibi de bakmamalıyız.
Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Yeni bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Ancak bu şekilde yani bu söylediklerimiz boş söz olmaktan çıkar. Yeni bir bakış açısı geliştirerek olmaktan çıkar. Bir başka örnek mesela Tanzimat Edebiyatı'nın en önemli sanatçılarından biri Namık Kemal. Şimdi biz Namık Kemal'i sürekli, aslında biz Namık Kemal'i anlatmıyoruz öğrencilerimize. Namık Kemal'in üstünden Jean-Jacques Rousseau'yu Namık Kemal kisvesine büründürmüş şekilde, Voltaire'i Namık Kemal kisvesine büründürmüş şekilde anlatıyor. Namık Kemal böyle bir adam değil. Yani şimdi Renan Müdafaanamesi'ni yazmış bir adamı biz Voltaire gibi anlatıyoruz. Yani kimse ondan bahsetmiyor. Yani Namık Kemal'in işte Cezmisi'nden kimse bahsetmiyor. Ya da okumak, yani Cezmi'yi okurken çok sıkılırsınız. Çünkü o Namık Kemal'in eski dünyayla ilgili bakış açısını gösteriyor. Biz onu görmüyoruz. Yani o şeydeki gibi, tarihi inşa ederken bazı şeyleri hasır altı ediyoruz, bazı şeyleri gereğinden fazla ön plana çıkartıyoruz. Yani mesela Hürriyet Kasidesi'nin esas ismi nedir? İşte Besalet Osmaniye diye başlar. Yani Osmanlı'nın yiğitliği. Şimdi Osmanlı'nın yiğitliği isimli bir şiire bakışımız nasıldır? Hürriyet Kasidesi'ne bakışımız nasıldır? Hürriyet Kasidesi işte okurken Fransız Milli Marşı'nı işte okur gibi okuruz biz. Hiç Osmanlı'nın yiğitliğini okumayız. Aslında orada savunduğu değerler Osmanlı'nın yiğitliğidir. Yani burada artık henüz Tanzimat birinci dönemde işte Osmanlı yıkılacak, işte yeni bir cumhuriyet kurulacak böyle bir fikir yok. Herkes Osmanlı'nın daha ileri gitmesi için mücadele ediyor. Yani burada ben hep şaşırırım. Yani ben Namık Kemal'le ilgili mesela bakış açım doktora yıllarıma kadar falan belirlenmemiştir. Ya vatan şairi ne? Ya hangi vatanın şairi? Şimdi padişah da aynı vatanda, halk da aynı vatanda, işte Namık Kemal de aynı vatanda. Neyle karşı savunuyor diye bir türlü karar verememişimdir. Bir türlü karar verememişimdir yani. Şimdi bakıyoruz ki evet buradaki vatan meselesi aslında bizim okuduğumuz bağlamda, bize yansıtılan bağlamda sanki Namık Kemal'le padişah arasındaki bir meseleymiş gibi görünüyor. Namık Kemal padişaha karşı çıktı. Ondan sonra padişah onu sürgüne gönderdi. Böyle bir şey yok ki. Durum bu değil. Bir de şey yaparız yani ağlamaklı işte Kıbrıs'ta sırıldı, Rodos'ta, Kıbrıs'taki zindanlarda kaldı falan. Hayır, Kıbrıs'ta zindanda falan kaldı. Yok Namık Kemal. Çok daha iyi şartlarda yaşıyor ya. Yani Kemal'le ihtimal Metin Kayahan Özgül'ün kitabını okursanız görürsünüz belgeleriyle, mektuplarını da söylüyor. İşte gezdim dolaştım diyor, kalebent adam yani. Kıbrıs'ın dışına çıkamıyor sadece. Yani işkence yaptıkları falan yok. Yani bu manada bu ön yargılı okuma, yani Voltaire gibi işte sanki Fransa'daki gibi işte ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demişiz. Osmanlı'da böyle bir şey yok ki. Osmanlı'da asla bir Marie Antoinette olmamış. Olmamış. Yani şöyle diyelim. Evet, 2. Abdülhamit müstebitmiş. 2. Abdülhamit'in müstebitliği aydınlara müstebitlik yapıyor. Sürgüne gönderiyor. Varsa böyle bir şey. Halkın 2. Abdülhamit hakkında ne düşündüğü hakkında bir sosyolojik çalışmamız var mı? Yok. Evet, aydın çevresine baktığımız zaman farklı ki, evet, Mehmet Akif de eleştiriyor, Tevfik Fikret de eleştiriyor. Aydınların evet, çünkü aydınlanma dediğimiz şey batı usulü düşünmeyi gerektiren bir şey. Ama halkın biz sonuna kadar nasıl baktığını bilmiyoruz. Yani şöyle, Vahdettin'in bir hain olduğunu işte biz Cumhuriyet sonrası tarih algımızla inşa etmeye çalıştık. Hala ilan edemedik de. Ya acaba mazlum muydu, hain miydi?
Hala çözebilmiş değiliz biz bunu. İkinci Abdülhamit için de aynı şey söz konusu. Bugün hala tarih algısını oluştururken evet işte Orhan Pamuk bu yüzden işte samimi değil ve gerçekçi değil. Şimdi Orhan Pamuk ikinci Abdülhamit'i yarattığı hayali bir yeğeni üzerinden işte müstebit olarak görüyor, yansıtıyor. Ama biz o günkü halkın ikinci Abdülhamit'e nasıl baktığını bilmiyoruz. Hocam bu söylediklerinize ek olarak daha somutlaştırma adına Türk Akademisi'nden önemli bir isimden alıntı yapmak gerekirse işte biz yöntem metodoloji sorunu yaşıyoruz. Bu anlamda hem tarihe bakış anlamında hem de edebiyat tarihe bakışı anlamında bir sorun yaşıyoruz ve Batı'ya yönelik bir eleştirel tutum tavır ya da Batı'nın benimsemiş olduğu Şark'a yönelik bakışı tenkit eden ya da bundan ari duran bir aydın beklentimiz var. Dolayısıyla eleştirel bir tavrı tutumu bekliyoruz. Fakat aslında eleştirel tavrı tutumu beklediğimiz isimler bu yönteme eleştirel tavrı tutumu beklediğimiz isimler bu yöntemle entegre bir şekilde. Dolayısıyla aslında onlardan bunu beklememiz biraz hayalcilik gibi kalıyor. Yani bu şöyle ifade edebiliriz. Hani dünyada yer çekimi var. Evet biliyoruz. Yer çekimi olduğunu biliyoruz şu an. İşte kalemi attığımızda yere düşüyor. Bunu biliyoruz. Fakat yöntem anlamında bunun farkında değil. Yani aslında yer çekimi onu çekiyor. Yani o metodoloji onu kendisine çekiyor. Bunu da biliyor aslında zihnen. Fakat eleştiri beklediğimiz isimlerin bu yaklaşımı bize batılılaşma kimliğini öne çıkarıyor. Evet, yani batılılaşmaya şimdi gelecek olursak hocam bu manada Tanzimat özelinde batılılaşma mı modernleşme mi? Romana mesela nasıl yansıyor? Bu somutlaştırmak gerekirse birkaç isim üzerinden bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii şöyle bahsettiğiniz gibi şimdi bizim bunu mesela en çok Türkiye'de Marksist tarihçilerden beklememiz gerekirdi. Yani objektif bir bakış açısı kazanmayı. Çünkü Marksizm bildiğiniz gibi işte sadece son derece pozitivist bir felsefenin üzerine kurulmuş, bir tarih felsefesi üzerine kurulmuş bir ekonomi politiktir Marksizm. Ve herhangi bir manipülatif duruma müsaade etmez kendi ideal yapısı içerisinde. Her şey motamot doğrudur. Ama Türkiye'deki Marksist tarihçiler de, Mete Tunçay bu metodoloji problemini söylüyor, evet. Ama baktığınız zaman uygulamada, ortaya çıkan eserlerde, Marksist tarihçilerde de bu bakış açısını görüyoruz. Yani mesela bu konuyla ilgili, özellikle İttihat ve Terakki ile ilgili mesela Sina Akşin'de de bunu görmüyoruz. Mete Tunçay'da da bunu görmüyoruz. Yani her birinde Batı tarih metodolojisine göre yetişmiş olmanın ön yargıları var ve bu ön yargıların onları sınırladı. Tabii dediğim gibi sağ tarafta da şöyle bir şey var. Onlar da karşı olmanın getirdiği handikapları yaşıyor. Onlar da duygusal baktıkları için objektif bakamıyor. Bu ikisinin arasında bocalayan bir yapımız var. Akademi konusunda. Romanlara gelecek olursak bu konuda mesela çok ilginç bir kimlikle başlıyoruz biz romana. Ahmet Mithat Efendi diye bir yazarımız var. Hacı Evvel. Onun da üzerinde çok tartışmalar var. Biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi ilginç bir biçimde biz yine şöyle okuma yaparsak bu ön plana çıkartılmaz ama Osmanlıcıdır. Yani padişah taraftardır. Üssü İnkılap diye bir eseri var. Burada destekler Osmanlı yapısını. Dolayısıyla uzun bir süre kanon içerisine alınmak istenmemiştir Ahmet Mithat Efendi. Ve sürekli bize şöyle denmiştir işte. Ahmet Mithat Efendi romanların içerisinde açıklamalar yapar. Bu yüzden romanları teknik açıdan çok kötüdür. Ezber. Şimdi bugün söyleyeyim evet yine yeri geldi diye söylüyorum. Belki son okuduğum romanı olduğu için. Veba Gecelerinde de aktarıcı araya giriyor.
Burada okurlarımıza şunu söylemek gerekir ki 2-3 sayfa tarihi bilgi veriyor. Üstelik kendi tarihi bilgisini. Ek söyleyeyim hocam, sizin söylemenize ek olarak Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburunda da tabii. Fazlasıyla. Yani Victor Hugo'yu belki şöyle görebiliriz, mazur görebiliriz. Romantik olduğu için Ahmet Mithat ve Victor Hugo arasında bir şey bağlantı var. O dönem için bir teknik kusur olarak addedebiliriz ama şunu söylemek istiyorum. O dönem için teknik kusur olarak kabul ettiğiniz şeyi postmodernizm içerisinde iç kurgu diyorsunuz. Evet. Anlatın. Yani sadece bakış açınız. Eğer öyle bakarsanız, postmodern bakarsanız vay işte ne güzel yapmış dersiniz. Ya Ahmet Mithat Efendi de bilmiyormuş işi derseniz ne kadar saçma dersiniz. Yani bu metni değiştirmiyoruz ama bakış açımızın değişmesi dünyayı değiştiriyor. Nereden baktığınıza bağlı. Sonrasında şunu diyenler de oldu. Ya işte Ahmet Mithat Efendi kurgu içinde kurgu yapmış. İşte kendini roman kahramanı yapmış. O zamandan postmodernizm mi yakalamış? Bu iki bakış da yanlış. Böyle bakarsak işte anakronizme düşmüş oluruz. Bugünden postmodernizm ortaya çıkmadan önce Ahmet Mithat'a postmodern dersek yanlış yapmış olur. Aynı şekilde bugünün yargılarıyla o günü yargılarsak da aynı hataya düşmüş olur. Yani objektif bakacaksınız. Kendi şartları içerisinde bakacaksınız. Ahmet Mithat Efendi'ye ben kendi şartları içerisinde baktığım zaman evet hepimizin en çok bildiği romanı, belki Doğu Batı çatışması meselesini romana taşıyan ilk isim olması hasebiyle, ilk roman olması hasebiyle Felahattin Bey ve Rakım Efendi. Felahattin Bey ve Rakım Efendi'yi Doğu Batı çatışması olarak okursanız evet Doğu Batı çatışması var. Ahmet Mithat Efendi Doğulu'yu ön planda tutuyor. İşte Rakım Efendi hesapçıdır. Güzel işte ne diyelim birikimini yapar. Cariyesiyle evlenir. İşte şey ise ne diyelim Felahattin Bey ise müflistir, her şeyi boşa harcar gibi. Böyle bir portre çıkar ve klasik olarak biz böyle anlatırız. Ama çok ilginç bir şey, aslında böyle değildir. Nasıldır aslında? Rakım Efendi de İngiliz bir ailenin kızlarına ders verir. Amacı o kızların hayranlığını kazanmaktır. Amacı değildir ama kızlar ona hayrandır. Ona aşık olur yani. Yazar Felahattin Bey'e aşık etmez. Rakım Efendi'ye aşık eder. Yani kendini doğuluyu değerli bulur. Dürüsttür. Ama mesela Rakım Efendi de pek dikkat çekilmez ama Rakım Efendi de mesela bir dostu vardır. Josefino diye. Canan'ı aldatır. Bugünden baktığımız zaman çok eşlilik konusunda Rakım Efendi'yi batılı olarak nitelememiz mümkün mü? Değil. Değil. Paradigma yanlış. Biz Felahattin Bey ve Rakım Efendi'yi sadece Doğu Batı çatışması içerisinde ele alırsak bahsettiğimiz batılaşma ön yargısı üzerinden ele almış oluruz. Yani biz Felahattin Bey ve Rakım Efendi'yi zaman, mekan, kişiler dünyası gibi teknik metotlarımızla objektif bir biçimde değerlendirmeliyiz. Yani şimdi Rakım Efendi olağan bir doğulu değildir. Olağan bir doğulu, işte tırnak içinde söyleyelim, o durumun dünyanın sözcükleri içerisinde söylüyorum, zina etmez. Öyle mi? Ama yapıyor. Böyle bir şey var. Bu nasıl doğulu? O zaman batılılaşmış ama işte Ahmet Mithat Efendi'ye göre iyi batılılaşmış biriyle kötü batılılaşmış birini karşılaştırıyoruz. Doğuyu ve batıyı karşılaştırmıyoruz. Dikkat buyurun, burası önemlidir yani. Bu paradigma yanlış bir paradigmadır. Çünkü karşılaştığımız başka noktaya bakıyoruz. Şey tutumlu, ne diyelim, Rakım Efendi tutumlu. Niye tutumlu? Babası ölmüş. Mecbur ayakta kalmak için tutumlu olmak zorunda. Bunun doğullukla, batılılıkla bir alakası yok ki. Hatta tutumlu olmak aslında protestan ahlakının göstergesidir.
tam manasıyla doğulu işte cimri değildir, tutumlu değildir, böyle bir şey yoktur. Böyle bir yani hesap kitap yapmaz o anlamda. Evet yani şey yapmıyorum, genelleme yapmıyorum ama doğuyu tanımlayan böyle bir şey yoktur yani. O manada söylüyor. Yoksa doğulu da işte cimri olabilir, açgözlü olabilir, böyle bir genelleme yapmıyorum ama doğuyu tanımlayan böyle özel bir özellik yok. Hani Rakım Efendi tutumlu, doğulu olduğu için tutumludur diyebileceğimiz bir şey yok yani. Bunu demeye çalışıyor. Dolayısıyla yani bunu sadece doğu batı cimri değildir. Ben de öyle dedim. Tutumludur ama bu doğuluya ait bir şey değil yani. Yani tutumlu olmak doğulu olmanın gerektirdiği doğru bir şey değil. Bu bütün dünyada böyledir. Bu yüzden biz bunu doğu batı karşılaştırması üzerine oturtamıyoruz yani. Bahsettiğim şey bu. Bu biçimde yani kurgunun bugünden yorumlanması biz sanki Tanzimat Edebiyatı'nı Doğu Batı çatışması üzerinden okumaya zorluyoruz. Tarihimizi zorluyoruz. Peki bizim istediğimiz ne? Bu çatışmanın ötesinde bir çıkış yolu bulabilecek bir yorum geliştirmek. Bugün de biz sadece... Hocam, söylemeden hemen siz başlamadan sorayım. Peki çıkış tarihselci eleştiri midir hocam o anlamda? Bir şöyle yani tarihselci eleştirinin kendi bağlamı içerisinde tarih okumalarında ilk adım olduğunu söyleyebiliriz. İlk adım olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun çıkmazlarını da dikkate alıp yeni tarihselciliği de varlığından haberdar olmak lazım. Türk aydınının bundan haberdar olması lazım. Çıkış yolu şu, onu da bilmek, onu da bilmek. Ancak bunların hepsine hakim olarak yeni bir düşünme biçimi geliştirebilirsiniz. Mevcut tartışmaları, mevcut okuma biçimlerini, tarihi okuma biçimlerini içselleştirmiş olmazsanız bu işin felsefesini üretemezsiniz. Bizim eksikliğimiz bu. Yani nitelik olarak bilmediğimiz için ilk gördüğümüz doğru düşünceye meftun oluyoruz. Tıpkı Tanzimat romanındaki işte birazdan anlatacağı şey gibi, Bihruz gibi. İlk gördüğüne, doğru olduğuna inandığı şeye hemen meftun oluyor. Bunun sebebi ne? Farklı görmemiş. Yani bunu genellikle işte kadın üzerinden gösteriyor. Yani intibahta da bu var. İşte şeyde de var. Araba sevdasında da bu var. Yani o zamana kadar bu konuda Nurdan Gürbilek'in Kör Ayna Kayıp Şark kitabını önerebilirim. O zamana kadar Doğu Batı'yı elde edilmesi gereken bir genç kız olarak görüyor ve peşinden koşuyor. Bu Demirmer için bir saptaması üzerinden yapılmış bir okumadır. Güzel bir okumadır, psikanalitik bir okumadır. Yani toplum psikolojisi okumasıdır daha doğrusu. Bundan sonra artık işte Batı Doğu'nun üzerinde muktedir olan ve onu ele geçirmeye çalışan, artık yani cinsiyetçi açıdan okursak artık kadın olan doğudur. Batı erkeksileşmiştir. Bunu romanlar üzerinden, Cumhuriyet romanında da görebileceğiz. Bu karakterleri görebileceğiz. İşte bizim bir ruzumuz kadın görmediği için ilk gördüğü kadına, ilk gördüğü kadını da romanlarda okudu işte. Roman okumak burada çok önemli. Romanlarda okuduğu kadınlarla eşleştirip bu yanılgıya düşüyor. Tıpkı bizim aydınımızın olduğu gibi. Bizim aydınımız farklı düşünceleri görmediği için ilk gördüğü düşünceye ben bunu görmüştüm, evet tam benim dediğim gibi deyip ona meftun olur. Bizim düşünce tarihimiz biraz öyle. Marksistlerimiz de biraz öyle. İşte diyelim ki oryantalistlerimiz de biraz öyle, oksidentalistlerimiz de öyle. İşte neden? Çünkü bu bir duruma karşıt olmakla bir durumu desteklemek dışında üçüncü bir yol vardır. Ve dünya düşünce tarihi bu üçüncü yollar üzerinden ilerler. Bizim aydınımızın bugün yapması gereken okuma bu üçüncü yollar, dördüncü yollar, beşinci yollar üzerinden yapılması gereken okumadır.
bu şekilde, yani şöyle bir şey de yoktur. Yani Kemal Tahir'in söylediği bir şeydir. Bir hakikati ele geçirdiğiniz an o hakikat eskimeye başlar. Bunun bilincinde olarak sürekli yeni hakikatler elde etmek durumundayız. Bizim Cumhuriyet dönemi entelektüellerimiz evet Batı'nın bizden üstün olduğu hakikatini ele geçirdiler. Buna yönelik hamlelerini yaptılar. Ama bir türlü bu düşünceyi kendilerinde eskitemediler. Kendilerinde eskitemediler. Bu buldukları hakikatin artık eskimiş olduğunu düşünüyorum. Batı'nın evet teknik olarak hala üstünlüğü devam ediyor olabilir. Ama bugün teknik olarak üstünlüğü elde etmek çok zor değil. Bunu net bir biçimde Türkiye'de görüyoruz. Yani evet Türkiye'de artık savunma sanayisinde çok kısa bir sürede Batı'dan daha üstün teknik elde edilebiliyor. Bu olabiliyormuş demek. Burada sıkıntı yok. Bizim kararımız şu. Evet biz bu teknik gelişmeyi Batı'nın son yüzyılda dünyaya yaptığı gibi yağmalayarak, insanlara işte diyelim ki zulmederek, işgal ederek mi değerlendireceğiz? Yoksa o Osmanlı'nın modernleşme karşısında gösterdiği direncin doğru olan tarafı gibi. Evet, insanların onurunu ve yaşama bilincini her şeyin üstünde tutarak mı? Doğayla dengeli bir biçimde mi kullanacağız? Bunun kararını vermemiz lazım. Yoksa ben işte bizim Batı'dan geri kaldığımız tespitinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bunu kimse düşünmüyordu. Ama bu tespitin artık bize verebileceği şeyi verdiğini ve bizim bu tespiti eskiterek yeni hamlelerde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çağ onu gösteriyor. Çağ onu gösteriyor. Evet, salgın da bunu gösterdi. Salgın bunu gösterdi. Evet, toplum olabildiğiniz sürece, bir araya gelebildiğiniz sürece, dayanışabildiğiniz sürece ayakta kalacaksınız. Yoksa aşıyı sadece ben kullanayım, başka kimseye vermeyeyim. Böyle yapınca bu salgın bitmeyecek. Paylaşırsanız, herkes bundan istifade ederse bitecek. Yanılgı burada. Yani Allah öyle bir yerde, kaderi öyle bir yere bağlıyor ki diyor ki, evet... Ancak paylaşırsan bunu bitirebilirsin diyor. Burada bir şey değiliz. İşte aşı karşıtı değiliz. Evet aşıyı keşke biz bulsaydık. Hatta işte diyelim ki Türkiye'den gidip Almanya'ya yerleşmiş birinin bulması bizi gururlandırıyor. Bu bize şöyle bir bakış açısı da kazandırıyor konuştuğumuz bağlamda. Evet biz de iyi eğitim alırsak biz de yapabiliyoruz. Biz de gayret edersek biz de yapabiliyoruz. Şu artık eskidi. Ya burası Türkiye. Burada bir şey olmaz. Ya bizim insanımızın kapasitesi bu kadar. Hayır. Bu eskidi artık. Bunu net söylüyorum. Eskidi. Biz tarihin bu kırılma noktasında üçüncü yollar, dördüncü yollar bulabiliriz. Ama bu yolların sahih olması için tarihi okumalarımızdaki çarpıklıkları, yanlışlıkları fark etmemiz gerekiyor. Hocam, önemli. Bu söylemler çerçevesinde biz değerlendirecek olursak, yani yaklaşık 200 yıllık bilgi birikimi ya da entelektüel süreci düşündüğümüzde aydın, entelektüel, münevver, mütefekkir bağlamında hangi kısım daha fazladır? Aydın mı fazladır? Entelektüel mi, münevver mi, mütefekkir mi? Peki fazla olduğunu düşündüğümüz kısım dışında mütefekkir üretebilecek bir düşünsel serüvene sahip miyiz? Bu yönde neler söylersiniz? Şöyle, bir defa bu sizin girişte anlattığınız gibi nasıl ki modernizm kavramı Batı'dan bir kavram çevirisi ise aydın kavramı da Batı'dan yani kelime olarak değil ama kelime olarak Türkçe olarak. Ama kavram olarak çevri bir kavramdır. Nasıl bir tipolojidir aydın? Bir defa orta çağda aydınlanmacı düşüncenin temsilcisi olarak kiliseye ve şeye karşıdır. Skolastik düşünceye karşıdır. Evet, biz de dinin tırnak içerisinde söylüyorum, skolastikleşmesine bir Müslüman her zaman karşı olmalı.
Çünkü İslam dini skolastikleşemeyecek bir dindir. Skolastikleş değil, zaman İslam dini olmaktan çıkar, biz ona iman etmeyiz. Değil mi? Bizim dinimizin mantığı budur. Dolayısıyla şimdi aydının kavram çevirisi olarak Avrupa'da aydının dine karşı olması gerektiği gibi bir ön yargı vardır. Çünkü Avrupa'yı geri bırakan şey dindir. Tırnak içerisinde Hristiyanlıktır. Doğu dünyasında bu durum aynen böyle değildir. Ama bize yansıtılma biçimi olarak Türkiye'nin yetiştirdiği aydının dine karşı olması gerektiği ön yargısı vardır. Bakın, dikkat ederseniz şunu söylüyorum. Evet, dinciliğe karşı olmalıdır. Aydın dinciliğe karşı olmalıdır. Ama aydın dine karşı olmak zorunda değildir. Çünkü bizim tarihsel gelişimimizde dinin toplumun gelişmesine engel olduğu durumlar söz konusu değil. Ha, bundan istifade ederek, insanların inançlarından istifade ederek toplumu manipüle etmek isteyen gruplar olmuş mudur? Hep olmuştur. Hep olmuştur. 15 Temmuz'da da gördük, oldu. Tanzimat'tan meşrutiyete kadar hep görüyoruz. Hep görüyoruz, yani meşrutiyette de görüyoruz. Ama bize yansıttıkları işte meşrutiyet, ikinci meşrutiyet olduğu zaman dinci hizipler bunu işte böyle yaptılar. Ordunun içerisindeki diğer grup. Hayır, aslında ordunun içerisinde iki grup var. Biri Almancı grup, biri İngilizci grup. Bu ikisinin mücadelesini bize dinci işte laik çatışması gibi yansıtmaya çalışıyor. Çarpık okuma biçimi dediğim şey bu. Çarpık okuma bu. Yani ikinci meşrutiyetin arka planını bize bugünden okuyarak ya laiklik üzerinden anlatmayın yani. Bu gençler buna layık değil. Gençler işin hesabını, esasını bilmek zorunda. İşte meşrutiyette Almancı cuntacılar kimler, İngilizce cuntacılar kimler? Bilmesi lazım bunu genç. Bilmezse ne oluyor işte? Aydın olursam mütefekkir olmam için, bak kavramları birazdan daha açıklayacağım, ya da aydın olmak için dindar olmamam lazım gibi bir profil icat edersiniz. Böylece hiç istemediğimiz şey, kendi değerleriyle barışık herkesi aydın olma şansından mahrum edersiniz. Bu gençliğe bunu yapmayın. Bu gençliğe yapılacak bir kötülüktür yani bence. Bu manada biraz daha ilerlemek lazım. Bu çatışmayı, romanlardaki çatışmayı biz şiirde görmüyoruz. Şiirde görmüyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok net bir ölçüt olarak söyleyelim. Roman demek form manasında, bizim tartıştığımız manada roman demek batılı düşüncenin edebiyattaki somutlaşmış halidir. Oysa şiir bütün medeniyetler için geçerlidir. Şiir bütün medeniyetlerin özünde zaten vardır. Bizim şiire ait bir geleneğimiz olduğu için bu manada şiir içerisindeki tartışmalar daha derinlikli ve daha verimli tartışmalardır. Roman üzerindeki tartışmalar bizim sahamızda olan tartışmalar değildir. Roman zaten bizim değil. Ha, bir tür romanı olamaz mı? Olabilir mi? Oldu mu? Onu da belki Kemal Tahir'i konuşurken anlatacağız. Türk romanı olabilir mi? Ben onu söyleyeyim şimdiden, belki bir ipucu olarak. Evet, bir Türk romanı olabilir. Nasıl ki Ruslar Avrupa'dan romanı alıp kendilerine ait bir Rus romanı inşa ettilerse, Dostoyevski ortaya çıkardılarsa, biz de çıkartabiliriz. Hatta bu Türk romanı içerisinde Orhan Pamuk'a da bir paye verebiliriz. Roman tekniği açısından bunu söyleyebiliriz. Ama düşünme biçimi olarak roman üzerindeki tartışmalar şiir üzerindeki tartışmalar kadar mümbit ve hakikate yakın değildir. Bu yüzden batılılaşma, modernleşme macerasını bence romanlardan ziyade mesela Tevfik Fikret Mehmet Akif üzerinden okuduğumuz zaman, yani Mehmet Akif'in kendi iç çatışmalar üzerinden okuduğumuz zaman, kendi şiirinin içerisindeki çatışmalar üzerinden okuduğumuz zaman çok çok daha mümbit noktalara ulaşacağız. Çünkü belki evet Akif
bizim bu batılılaşma çabasında istediğimiz bir tipolojinin bir prototipidir. Evet, Batı modernleşmesine karşı değildir. Ve iyi bir bilim adamıdır. Mithat Cemal Kuntay'ın söylediği gibi işte Pasteur'ün öğrencisinin arkasında bir cami imamının arkasında durur gibi. Belki aynı heyecanla değil ama aynı saygıyla durur gibi duran bir adamdır. Çok iyi Fransızcası vardır. Ülkesi için işte Almanya'ya da gitmiştir, şuraya da gitmiştir, buraya da gitmiştir. Bu bir prototiptir Akif. Kendisi bir prototiptir. Asım değil, Akif'in kendisi bir prototiptir. Bu manada Tevfik Fikret'in bakış açısıyla, Tevfik Fikret'in işte Ferda şiirinde baktığı bakış açısıyla Akif'in şiirini karşılaştırdığınız zaman batıcılıkla, batılaşmayla, batı gibi olmayla, kendini kaybetmeyle gerçekten modernleşme arasındaki farkı belirginleştirebilirsiniz. Bu önemli bir tartışmadır. Diğer tartışmalara ben çok bu manada şey bilmiyorum, bulmuyorum. Yani mümbit bulmuyorum. Akif ve Tevfik Fikret arasındaki tartışma hem düşünsel olarak derin bir çatlağa rast geldiği için hem de bizim hikayemizi takip edebileceğimiz, sonrasında da takip edebileceğimiz yani tırnak içerisinde Kemalizmin Tevfik Fikret'e bakışla Mehmet Akif'e bakışını karşılaştırdığınız zaman da bugünün dünyasında bu yanlış çarpık okumanın nasıl devam ettiğini bugünün dünyasında da görebilirsiniz. Hocam, Bu manada böyle bir hızlı bir geçiş yapmış olalım. süremiz azalıyor. Bir toparlamak gerekirse hocam, modernleşme ve batılılaşma anlamında Tanzimat için ya da diğer edebi dönemler, Servet-i Fünun için, Fecrati için genel tavır hangisinden yana oldu ya da en azından modernleşme ile batılılaşmayı ayırma noktasındaki sanatçılarımızdan isim bazında en azından bahsedebilir miyiz? Birkaç tanesini sayabilir miyiz? Ya temel olarak şimdi milli edebiyat dönemine kadar yanlış batılılaşmayla batılılaşmanın son safhası olarak kabul edebileceğimiz hıyanet kavramına kavramı ayırt edilebilmiş değildir. Biz ancak bunu yani bunu Ömer Seyfettin hikayelerinde çok net görürsünüz milli edebiyatta meşrutiyetin ilanından hemen sonra biliyorsunuz o zamanki entelektüel kesimde büyük bir şey oluyor. Hayal kırıklığı oluyor. Çünkü meşrutiyet ilan edilince hürriyet gelecektir. Abdülhamit'in zulmünden kurtulacağız. Her şey çok güzel olacak diye bir yanılgı var. Batılılaşacağız, iş güzel olacak. Meşrutiyetin sonrasında, hemen sonrasında özellikle Balkanlardaki işte dedim ya Ömer Seyfettin'in hikayelerinde bu görülür. Bulgarların, Yunanlıların tavrı bize tabiri caizse bir eyvah dedirtiyor. Bunu biz kurgu romanı, kurgu karakterler üzerinde de görüyoruz. Kurgu karakterler üzerinde de görüyoruz. Evet, Beşir Fuat'la ilgili birazdan aslında bir soru cevap şeyine geçersek doğrudan soruya da cevap verebilirim. Burada Berna Mora'nın ifade ettiği bir değişimi görüyoruz biz romancılarda. Alafranga zübbeden yani bir ruz gibi, işte diyelim ki Felatun Bey gibi bilmeden batılılaşıp işte komik duruma düşen karikatürize tiplerden artık hıyanet eden, yani batılılaşmış tipler artık hıyanet eden tiplerdir. Nasıl mesela şeyde görürüz biz bunu. Tabii yazılma zamanı olarak çok genç ama anlattığı dönem itibariyle... Milli Mücadele'yi işgal dönemini İstanbul'u anlattığı için Sodom ve Gomorra'da görürüz. Esir şehrin insanlarında görürüz. İşte esir şehrin insanlarında ihanet eden tip işte fakir düşmüştür. İşte kızı kötü yola düşmüştür falan. Ve buna bahane uydurarak para kazanması gerekmektedir. Batılılar ona para verirler. Bu şekilde ihanet eder. Bu şekilde işte laf götürür, ihanet eder. Şimdi bu neyi gösteriyor? Artık batılılaşmanın ya da işte Sodom ve Gomorra'da görürsünüz işte işgal
güçleriyle işbirliği yaparak zenginleşen tipler vardır. Sermaye elde eden tipler vardır. Burada artık toplumsal yapının yavaş yavaş romanlarda kendini gösterdiği, o Tanzimat'taki sınırlı entelektüel yapının yavaş yavaş halka anlatmaya başladığını görüyoruz biz. Yani gerçekçiliğin burada başladığını. Servet-i Fünun'dan Milli Edebiyat'a doğru toplumcu gerçekçiliğin, gerçek manada Marksist düşünceden bağımsız toplumun gerçeğini anlatan durumlara zaman zaman rastlıyoruz. Zaman zaman rastlıyoruz yani. Dolayısıyla böyle bir toparlama yapabilirim. Evet hocam. Genel itibariyle. Ama Tanzimat'tan batılılaşmanın sonucunun genel olarak evet komik duruma düşeriz. İşte kötü olur falan ama hıyanete kadar ulaşabileceğini hiçbir entelektüel şey yapamıyor. Hesap edemiyor. Evet hesap edemiyor. Bunu işte ancak Milli Edebiyat sonrasında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra somut gelişmeler olunca bunun bir hıyanet olduğunu sonradan fark ediyor. Türk romanı diyelim. Şiirde önceden fark edilmiş dediğim gibi ama romanda sonradan fark ediliyor diyebiliriz. Evet hocam.